Güldük, eğlendik. Hello! Zaten şamaya. Hepiniz hoş geldiniz. Ya böyle Spotify'da milyonlar kendisini dinliyor. Olağanüstü yaratıcı, gerçekten yarattığı dünyalarla bizi peşinden sürükleyen çok güzel bir kadın var karşımda. Güneş Konuk. Hoş geldin. Öyle, biz çok hayranız yaptığın her şeye. Nasılsın? İyiyim, heyecanlandım ben. Ne güzel. Böyle hayatının kendini nasıl hissettiğimi dönemindesin. En çok onu merak ediyorum aslında. Dürüstçe. Evet, lütfen. Full. En bok gibisin. Gerçekten. Ama yani hayatımda aslında her şey eskiden beri en güzel dönem. Ama duygusal olarak yoğun, yani böyle baş edemeyeceğim şeyler yaşadığım zamanlardayım. Sert başladın benim için. Ben ilk önce biraz iş güç konuşacaktım. Sonra buralara. Yok, hayır, işle güçle alakalı. Ha, zaten şimdi bu yoğunluk arttıkça vesaire. Bir de panik de oluyor galiba. Her şey iyi olmaya gittikçe, evet, biraz evet, böyle. Onu korumak kariyer, ve evet, beklentiler arttıkça, yani o beklentilerin içinde debelenmeye başlıyorsun. Bir yaptığın müzik tarzının bir sence bir karşılığı, yani işte rap yapmak, pop yapmak gibi bir karşılığı var mı? Yoksa bu biraz daha geniş, bilmediğim bir yerden soruyorum. Öyle bir soru. Yoksa bunu tanımlıyor olsan yaptığın müziği böyle daha evrensel bir şey mi? Nedir sence sendeki karşılığı? Bence alternatif pop, dark pop olabilir. Ama rap barındıran şeyler de oluyor şimdi. Altyapılarımda rap altyapıları var ama bilmiyorum. Ben rapçi yine de değilim. Bunu demek. Popçu da değil. Ya, Türkiye'de pop farklı bir algı zaten. Ben Türkiye'deki o pop algısını biraz değiştirmek istiyorum yani. Türkçe pop yerine pop diye bir genre da eklensin. Yes. Peki, yani birkaç senedir gerçekten böyle ortalığı kasıp kavuran bir durumun var. Çok dinleniyorsun, çok ilgi görüyorsun her şey. Bunun sence özellikle bir sebebi olduğunu, bu döneme denk gelmesinin, bu böyle bir planlanan, beklediğin, hayal ettiğin bir şey miydi? Son albümlerle alakalı, çıkarttığın şarkılarla mı alakalı? Yoksa başka bir sebebi var mı sence? Sen de en çok neyi seviyorlar sence yani? Ya onu bulsam belki ben de oradan severim kendimi daha çok. Ama yani şey gibi geliyor bana, eksiklikti yani bence. Ve benimle birlikte başka kadın artistler de çıkmadan aynı şey, zamanlarda evet, yani böyle ilham olduk yani birbirimize birçok sanatçıyla. Bence buna ihtiyacı vardı insanların. O yüzden yani ihtiyaç vardı ve ben çıktım. Aşırı o yüzden de alıcısı yani çıktı. Evet. Genç kadın. Gerçekten öyle ama aşırı bu kadar genç, bu kadar iş yapmış insan çok az yani şu anda. Yeni albüm de çıktı değil mi 1 Aralık'ta? Evet. Ondan mutluyuz Aralık'ta... değil mi? 17 bana 1 Aralık dendi. Bana 1 Aralık dendi. 17 Kasım'da. Şimdi o önemli kaç değil. Gün beni buradan yaksan ya, kalkıp gitsen ya şimdi her şey. Nasıl gidiyor? Memnun musun onun dinlenmelerinden? Evet evet. Ya ben dinlenmeleri zaten çok fazla umursamıyorum yani. Çok dinlendiği zaman çok iyi oluyor ama az dinlendiğinizde çok felaket olmuyor benim için. Benim için zaten şaşırtıcı da dinlenmesi birçok şarkının. Mesela Suçlarımdan Biri gibi bir şarkının dinlenilmesi bana saçma geliyor. Niye dinliyorsun? Zansın hep şarkıları. Öyle değil yani, bu kadar hit bir şarkı olacak ve 7'den 70'e dinlenilecek bir şarkı gibi görmemiştim çıkarırken yani. Okay. Hani böyle bir marketing stratejisiyle bir şarkı biz ortalama koyacak yani. Alternatif bir iş yayınlıyorduk kendimizce. O şekildeydi yani. Soru neydi bu arada? Ben de unuttum biliyor musun? O kadar güzelsin ki sana yemin ederim. Gerçekten ben böyle şey gözlerinde gidiyorum. İş yaptığın zaman, yaptığın işlerin hani sana özel beğendiğimiz ve imrendiğimiz bir dünya olarak, ya böyle çıkardığın şarkıların, kliplerin, buraya çok özendiğin çok belli. Rengarenk bir dünya yaratmak, galiba bildiğim kadarıyla buranın işte çekimine, sanatına, her şeyine de müdahil olduğum bir yerden. Bunun sebebi yani böyle bir tip misin, hayalperest dünyandan mı yoksa iş deliliğinden mi? Nasıl oluyor hikaye orada? Çok rengarenksin ya her yerde, her an, her şeyde. Ya evet, aslında kafam çok karışık yani. Böyle her sevdiğim şeyden çok çabuk sıkılabiliyorum ama kendi çizdiğim çizgilerin içinde olmak daha rahat hissettiriyor. Yani ilk işimde çok fazla bana böyle söz hakkı tanınmamıştı çok fazla dediğim. Yani çok tecrübem olmadığı için daha çok böyle daha tecrübeli insanların sözünü dinliyordum. Ama
fikirlerim başarılı oldukça, benim söylediğim şeyler haklı çıktıkça yani böyle bana daha fazla söz verilmeye başladı ve ben de o alanın işte dışına kadar taştım yani böyle. Sözlerimi ve bestemi kendim yaptığım için orada zaten başta çok fazla söz hakkım oluyor ve çok içinde oluyorum işin. Görsel dünya da çok bitişik şeyler bence. Anlatmak istediğim şeyi göstermem de gerekiyor. O yüzden daha fazla müdahale oluyorum. Peki şey mi? Çalışma arkadaşların için bu zor bir şey mi oluyor? Bazen. Senden böyle yani bazen. Güneş bir dur falan oluyor mu? Ya büyük yönetmenlerle mesela çalışırken onların da kendi bir egoları vesaire olduğu için ve onlara da tabii ki de saygısızlık gibi gelecek şeyler bile olabiliyor ama aslında ben o kafada yapmıyorum yani hiçbir şeyi. Sonra bir noktada böyle illallah ettirdin ama güzel bir şey çıktı gibi oluyor yani. Peki sen ne egolu bir tip misin işinde özellikle? Yani böyle bir sanatçı kalplisin, egon var mıdır yoksa çok daha biz ekip bir şey yapıyoruz gibi bir yerdeyiz. Bu müzisyenlerde çok olabilen bir şey ekip olduğu için soruyorum. Ekip işi yapıyoruz. Ama ego yani tam olarak neyi kastettin? Yani benim dediğim olacak. Benim yani yol bana açılacak hikayesinde ego ya bunu nasıl anlatabilirim? Ya şey, yani ben kibir gibi diye kötü bir şey olarak söylemiyorum aslında. Yani bu aslında mesela biz tiyatro yaptığımız zaman çok daha kolektif bir şey yapıyoruz. Senin arkanda tabii ki kocaman bir ekibin var ama buna rağmen siz bir sanatçısınız ya. Orada bir başka ego olabiliyor müzisyen egosu diye. Var mı ya yani? Yani ben ekibimi dinlemeyi önemli buluyorum. Çünkü benim kaçırdığım birçok şey olabiliyor yani. Ben her şeyi kaçırıyorum aslında. O yüzden onları dinliyorum. Ama bir fikrin doğru olduğunu düşündüğüm zaman inatçı olabiliyorum. Kendim bulmuş olmama gerek yok o fikri yani. Kim bulursa bulsun bir şey direttip bazen böyle uyuz edebiliyorum insanları ama bir noktada her zaman bunun ekip işi olduğunu düşünüyorum ve taşıyan kişi ben olduğum için tabii onlara göre daha fazla takıyorum kafaya. Sonuçta orada bir hata olduğu zaman tamamen her şey, bütün ışık benim üstümde ve benle ilgili oluyor. O yüzden çok detaylara karışıyorum aslında. Yoksa karışmam yani hep beraber yapsak herkes eşit derecede belki takar ama ben birazcık daha fazla taktığım için. Ne burcusun? Yay ve yükselen Başak. Burçlar gerçek mi sence? Ben şöyle burçlardan anlamam ama burç yani çevremde mesela yaya ait başka biri varsa mesela oradan kafamda yani onları birleştirdiğim bir yerden. Benim kızım yay ve o kadar mutluyum ki yay olduğu için ortalığın olsun. Öyle oluyor yani gerçekten yayların yani özellikle kadınları ve aşırı özgürlüğüne düşkün ve kendi kararları, kendi dünyası oluyor diyebiliyorum. Ailenle müzik tarafı nasıl ilerledi? Herkesin böyle tam destek olduğu bir aileden evet, mi çıktı? Evet, destek. O da çok şans. Yani annem her zaman hani durumu yoktu ama benim için ve bir şeyler öğrenmem için ve istediğim yolda yürümem için elinden gelen hep maksimumunu yaptı ve hiçbir zaman... Farklı hani böyle korkudan da olsa hani şey derler ya hani bir mesleğin olsun. Aynen bir diploma al da. Aynen hiç onda bile hiçbir zaman diretmedi yani hep bana güvendi ve özgür bıraktı. Ben de en çok ona borçluyum bence şu anda yaptığım güzel her şeyi. Ay ne güzel ne kadar şanslısın. Ya, o da şanslı tabii de. Peki bu müzik sektöründe yani müzik sektöründe... Bir idol olarak gördüğün yani evrensel bir şeyden bahsediyorum bir kadın biri var mı? Yani tek bir kişi yok ya. Böyle herkes de beğendiğim her şeyi karıştırıp böyle bir kolaj. Yani böyle hep bu soruya şöyle cevap veriyorum genelde. İdolüm ileride yani kendimi görmek istediğim kişi aslında o kişiye doğru yaklaşmaya çalışıyorum. Böyle kafama doğru bulduğum, güzel, havalı bulduğum şeyler var. Ama her zaman öyle değilim yani ben de. Öyle olmaya çalışıyorum yani. Peki Türkiye'deki yani kadın müzisyenler tarafıyla ilgili genel olarak nasıl hissediyorsun? Şu anda ya özgürce istediğinizi yapabildiğini düşünüyor musun? Ve siyasal bir soru gibi sormuyorum bunu aslında. Tamamen yani sektörel bir şey soruyorum hikayeyi. Yoksa sen beni ilgilendirme. Ben istediğimi zaten yapıyorum da diyebilirsin tabii. Evet yapamamızı sağlayacak etkenler olabilir. Oluyor da yani ama ben istediğimi yapıyorum ya. Ne güzel ya. Yaptığı her şeyden çok memnun bir kadın var yani. Muazzam yani. Acayip güzel. Çok özür dilerim. Bir dakika şey senden müsaade isteyeceğim. Her bölümde şöyle bir şey yapıyoruz biz Güneş. Acayip bir izlenmemiz var. Çok memnunuz izlenmelerimizden. Fakat izleyen herkes abone olmuyor. Böyle bir problemimiz var. O yüzden birkaç saniye onları şu an videoyu izlerken durmaları ve abone olmaları için bekliyoruz.
Tamam. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Beni de Spotify'dan dinleyip takip etmiyor. Mesela, mesela hemen aynı. Takip etmiyorlar. Evet hemen. Ama işte takip edin lütfen. Ha bunun dinliyorlar etmiyorlar. Evet, evet dinliyorlar. Onu ben de bak ama işte ben de öyle yapıyorum. Ben aynı Spotify, muhabbet. Aynı yani. Muhabbet. Sen YouTube'da mesela pardon bir duralım abone olun sonra muhabbeti devam edelim. Bu kadar zor değildi aşağıdan. Aynen evet. Ben yine de bir mesai ben. Sen mesela YouTube'da izlediğin kanala abone oluyor musun? Ben de mesela izlediğim birçok şeye abone olmuyorsun. Evet. Ama yani ben de böyle fark ettim yani. Olmuyormuşum zaten. En izlemediklerime de aboneyim ama öyle bir alakasız. Bu biraz. Bakıyorum mesela aboneliklerime geçen gün daha hatta baktım. Ne acaba yıllardır neler var burada diye. Sanırım küçükken ediyormuşum. Bir süre sonra bırakmışım. Fark ettim. Ama artık ediyoruz. Biz de Spotify'dan dinlediğimiz müzisyenlere ediyoruz. Herkes. Ne varmış mesela böyle yıllardır? Barış Özcan tabii ki de ama aynen o tarz şeyler. Ya böyle daha çok ben suç olaylarını anlatan böyle ya da kara hikayeler, itiraf hikayeleri, bin bir türlü dünyanın en kötü hallerinden bahseden her şeyi gece uyumadan önce dinlemeye bayılıyorum. Gerçekten? Aa geldi sadist, birazdan çıkacak içinden. Ha. Ya evet ve böyle ama şu anda daha bugün fark ettim kötü bir şey olduğunu bunun. Şöyle yani birinden haber alamadığımda ya da böyle iki dakika böyle aradığımda ya da ulaşamadığımda mesajıma geç cevap geldi korkmaya başlıyorum. Başına bir şey gelmiş gibi o kişinin. Devam edeceğim ben, ama izlemeye. Sen de şey yap, ya garip başka şeyleri sonra adıdan dolayı çok etkilendiğimi fark edip kestim. Mesela yani deprem oldu ve bunu yaşadığımız bir yerde bana ya herkes dedi ki ya izlemeyen şeyi neden yani enkaz altındaki bir şeyi izlemeye çalışıyorsun. Yani bu hikayenin bir parçası olmak okey ama oraya empati yapmaya çalışmak çok zor bir şey. Çünkü sonra oradan kendi dünyana dönmek aşırı zor bir şey. Ben mesela yani şu anda muazzam şey korkusu var bende. Deprem korkusu demeyeyim de depremde ada bensiz deprem yani bir şey yaşarsa diye. Ve bu tamamen görsel hafızamdan yani o kadar an var ki hafızamda. O işte o karanlık şeyleri izlemek varsayım olarak da onun için. Sonra bir de onları da biz dünyamıza çekiyoruz biliyor musun? Çok her şey çek evet çok. Evet. Başına geliyor mu? Özellikle zaten herkesi bence aynen, aynı derecede evet, etkiledi. Hadi kişilik testi. Yes. Sana bir kişilik testi yapacağız. Şöyle. Ben sana bazı şeyler okuyacağım. Sen de cümlelere diyeceksin ki bu benim ya da ben değilim. Okay. Diyeceksin. Sonucunda ben de sana dair bir sonuç okuyacağım. Güzel. Evet, eğlenceli oluyor. Ağlamayı severim, en kötü gözlerimi parlatır. Ben, bu zaten bu benim kurduğum bir cümle gibi. Sevdim mi sürünürüm çünkü delikanlılar böyle sever. Yani tam bilmiyorum. Bazen bir noktada çok sürünüyorsam sevmeyi kesiyorum yani. Kes. Biraz. Kısmer, tamam. Kısmer. Bir işe sırf emek veriyorum diye başarılı olmayı bekleyemem. Beklerim. Tamam. Tamam beklerim Melis. Yani bence başarılı olmak için en çok çalışmak gerekiyor. Yani inanılmaz evet, yetenekli ve herkesin aşık olduğu birisi bile olsan kesinlikle çalışmak öyle. Zorundasın yani. Aşık olduğum kişiyi aşkımla korkutma potansiyelim vardır. Vardır. Kolluk güçleri veya sevgilim tarafından kelepçelenmek pahasına hissettiğim gibi davranmaktan asla vazgeçmem. Kesinlikle. Yatırım yapmayı bilmem, paramın büyük bir kısmını kıyafete harcarım. Evet. İlk adımı atmaktan çekinmem. Evet. Kimi ikiyüzlü politikacıların iş bilmez uygunsuz tavırlarının bu toprakları kıymetsizleştirdiğini, dahası toplumu nefrete teşvik ettiğini düşünüyorum ve asla anal seks sevmem. Evet. Bir şeyin gerçek olduğuna inanırsan o şey anlam kazanır ve gerçekleşir. Kesinlikle. Sevildiğimden asla emin olamıyorum. Evet. Doğru. İlişkilerimde kıskanç taraf benimdir. Değişir ya. Tam net bir evet diyemeyeceğim. Peki sana bir sihirli değnek versem hangi huyunu değiştirmek istersin? Kendi huyumu. Çok takıyorum kafama. Hadi ya. Evet. Kuruyor musun peki? Olmayanı mı takıyorsun? Her türlü kendimi dibe çekecek düşünceyi beynimde barındırmaya bayılırım. Ekle. Öyle bir şey. Peki bunu yani bunun farkında olup insan buna
Buna çabalıyor musun? Hayır, buradan çıkmaya çalışıyor musun? Çok zor bir şey yani. Yani bir noktada artık çıkamayacağımı hissetmeye başladım böyle ve bilmiyorum, bu düzelir ve umarım geçicidir diye düşünüyorum ama böyle insanların da düşünceleri çok kalabalıklaştığı zaman, ki mesela bunu dinlemeye de bilirdim. Öyle birisi olmayı isterdim. Bir sihirli deneyim olsa. İnsanları duymamaklı. Evet, ama dinliyorum, takıyorum ve onların söylemedikleri şeyleri bile düşünüyorum yani. Sadece ya bunu söyledikleri da değil. Söyleyebilme potansiyelleri olur. Ay, kendini ne kadar yoruyorsun beynini bu manada. Bana hiç kötü yorum yapmanıza gerek yok ki. Ben varım zaten. Evet, hiç yok. Her şeyi düşünüyormuş zaten. Wow, şu an aklıma gelen ilk kelime söyler misin? Acı. Acı. Tamam, okey. Şimdi sana seni okuyacağım. Evet. Vücudun evrende var olan diğer her madde gibi değişiyor, dönüşüyor ve olgunlaşıyor. Zamanın durdurulamayacağını, onu sabitlemeye çalıştığın her saniye yeniden keşfediyorsun. Fakat artık ona karşı çıkmak yerine kendini zamanın akışına bırakıyorsun. Değişimin bir parçası olmayı kabul ettiğin andan itibaren seni geçmişle yüzleştiren yıkıntı hisler eskisi kadar canını sıkamıyor. Belki daha yolun başındasın, hissettiğinden sıyrılamıyorsun. Araladığın kapıları kapatanlardan, belki de sevmeyi, takıntılı olmayı, mahvolmayı ve mahvetmeyi abarttığından, sana vakti olmayanlardan böylesine nefretle uzaklaşıyorsun. Ama her ne olursa olsun, içindeki bu yerinde duramayan hiperaktif kız günün birinde dinginleşmenin monotonluk değil de hayata karışmak olduğunu fark edecek ve karşı koyduğu her dürtüyü, her hissi ve her nefesi notalarında tekrar ve tekrar kendi gerçekliğine dönüştürecek. Hanımlar, beyler, Güneş! Çok güzeldi. Hoşuna gitti mi? Çok gitti. Bu özel yazılmış gibi sanki. Doğu bunun şeyi, o yapıyor. Evet. Bekar mısın? Evet. Tamam, bu kadar. Herkese gerekiyor ki verdiysen. Bekarım. Böyle bir başka röportajların veya konuştuğun, hani anlattığın dünyadan biraz böyle aşk yaşamanın sürünmek. Hastasıyım. Hastasıyım. Böyle hani zorlu bir şey, ben de öyle severim bu arada. Yani. O yüzden öyle söylüyorum. Yani böyle sıradan ve kolay hikayelerle ilgilenmediğin üzerine. Peki bu böyle artık bir noktada şeye kadar geliyor mu? Toksit sevdasına? Tabii. Yani bu... Zaten. Bu zaten toksik bir şey değil mi? Yani zorlanmak istemek yeterince böyle hani... Tam baş cümlesi değil ya bence. Bence zaten kolay olan aşk yoktur. Ben kabul etmedim toksikim yani. Şu an. Böyle. Evet, her şey çok kolay olduğu zaman... Zor elde ettiğin her şey zaten daha büyük tutku sebebi bence. Yani beni yoruyor böyle olmak ama bundan da vazgeçmeyeceğim yani. Çünkü zor sevmiyorsun, aslında kolay seviyorsun ama sevmek zorlaşıyor sonra yani. O olay bence. Peki öyle bir durumda yani senin hırçınlaşan tarafın varsa o aşka dair, yani insan olarak demiyorum. Karşı tarafın da böyle mi sevmesini istersin, yoksa karşı taraf biraz daha uysal sevsinden benim gibi sevmesin gibi misin? Karşı taraf nasıl isterse öyle. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Böyle çok rezil kavgalar, dövüşlerden sonra iyi şarkı yazılır mı? Yazılır. Peki, bazı şarkılarını söyleyeceğim sana. Yani şarkı söylemeyeceğim tabii ki bu arada. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Bir anda bunu yazsın. Güneş'in şarkısını söylesen ya. Ya bu arada Güneş'e keşke şey Murat'a yaptığımızı yapsaydık. Çok güzel olur. Oo, yapabiliriz bence kulaklığı. Varsa kulaklığımız. Var mı? Bulursun. Varsa çok iyi olur, onu çözebilirsek. Birkaç, üç tane şarkı söyleyeceğim sana. Şunu merak ediyorum. Bunları yazarken ki ruh halini anlatmanı istiyorum. Anlatmam bir kelimeyle yoksa. Nasıl istersen. Üzgün. Canın nasıl istersen. Kızgın. Kızgın üzgün kesmez ama öyle bir kelime söylersin ki üzerine. Söylüyorum. Yok muydu vaktin bana? Direkt yani şarkıda söylediğim gibi hiçbir şekilde bana vakit ayırmayan, hayatında hiç önemli olmadığım birinin bir o kadar hayatımda bir merkez olmasını konu alan bir şarkı. Yani o şarkıyı yazdığımda o insanla zaten en az bir senedir görüşmüyorduk ama... O anladı mı ona yazdığını? Hayır, tabii ki de asla anlayamaz. Yani asla ondan bu kadar hoşlandığını da anlayamaz. Fark ettiniz mi? Yok yok, hayır, onu... Tabii ki de metin insanlar anlamaz. Onu aşağı. Anla, aynen. Ya yok... Ya gerçekten o çok garip bir hikaye benim için. Birçok şarkımda aynı hikayeye yazdım ama... Asla yani onu ne kadar sevdiğimi ve ona karşı nasıl bir takıntı ve... Büyük bir şey yaşadığımı hiç bilmedi. Hiçbir zamanda bilmeyecek belki ama...
Neden söylemedin kızım? Hayır söylemedim değil yani. Sonra şarkı yaptın da orada niye demedin sana? Ay ben birinden hoşlandığım zaman gerçekten çok saçma oluyor ya bilmiyorum konuşamıyorum. Ya şarkılarda ne kadar açıksam ve ne kadar söylüyorsam karşısında bir o kadar susarım ve saçmalarım yani. Peki bu bittikten sonraki hisle yazılan şarkı dışında o aşkın o iyi hissettiğin zaman da bu bir yaratıma sebep oluyor mu yoksa sadece karanlıkta mı yaratıyorsun bunu? Onun bana hiç iyi hissettirdiği olmadı Melis. Ama ben çok zaten... Çok güzel hikaye bu arada. Ya. Benim müzik, yani hayatım, şarkılarım sıfırdan ona kadar hep onunla ilgili yani zaten. O yüzden... Ve o bunu farkında... İyi ki böyle değil. Olmuştu yani. Aa, şu birazcık evet. Hayatımız renklendi. Çok isterdim birisi benimle ilgili, ben hiç farkında bile değilim. Böyle şeyler söyleyecek. Muazzam. Belki yazmışlardır. Belki yazmışlardır. Doğru. Pop. Ay, onu neydi? Pop. Pop'ta anlattığım şey... Hissin aslında yani. Ha, his mi? Rahat kafa. Artık bir toksik ilişkiyi atlatmış ve farkında ve tekrar o... Olaya düşmeyecek. Hmm. Ve o kişiye de bunu belirtiyor yani. Düşmedi mi tekrar? Düşmedim. Tamam. Biz tamam. Düştün mü sonra tekrar çıktın aynen. Yani. Çünkü o toksitin hemen bitemez yani. Ona evet. Toksit dememiz için bir iki kez düşünmesi lazım gibi i̇ki oluyor. Kez. Kısmen ya. İyi bir rakam verdim. Mahvet. Evet. Mahvet de eski bir şarkım yine. Aynı birinci şarkı gibi bir duygu. Aynı duygu. Dua. Onun şarkılarını bana mı diye bazen sorguluyorum i̇şte. Ama. Belki, belki. Dua. Dua benim... Nasıl bağladın ya? Ben orada kalmıştım. Dua'yı unuttum. Evet. Dua benim kendime motivasyon şarkımdı. Ve yani sonra böyle insanlar sevgilimle dinliyorum falan. İşte birçok insan eski sevgilisi olmuş artık o kişiler. Ve böyle konserime gelip hep bizim şarkımızı, en çok duyduğum bizim şarkımız olan şarkı Dua. Ama hiç aşkla hiç alakası yok şarkının. Özür dilerim. Böyle daha çok kendimi inandırmak istemiştim ve inandığımı söylemiştim. O şarkı benim için bir manifest oldu aslında. Ve en umut dolu sözleri olan şarkım tek. Neyse bir şarkı. Bir daha da hiçbir şey yolunda gitsin. Şarkıları bundan sonra bir kullanım kılavuzuyla. Evet vermesi lazım. Ya evet benim birçok Nekimen'den istediğin de mesela çok farklı algılanıyor benim yazma şeklimden. O, var mı sorularda? Yok bitmiştir ama merak ettim bunu. Aynen söyle. Ya mesela ben Nekimen'den istediğini tamamen şirketlere bir sanatçı gözünden yazmıştım yani. Eski sevgililer gibi oldu için onlar da. Öyle sanmışsın yani. Evet. Peki kendi şarkılarınla ilgili en duymaktan hoşlandığın, dinleyenlerden duymaktan hoşlandığın şey ne oluyor? Bunları yaşayan tek kişi ben değilmişim bunu çok. Çünkü aslında ben de yazarken hiç fark etmiyorum ama genel bir durum bana o kadar onun için de tekmişim ve yalnız aşmam gerekiyormuş gibi geliyor ki her yaşadığım şey. Yani bir müzikle onu dile getirdiğimde başka insanların hem hislerine ortak olmak hem de kendime ortak bulmak çok güzel hissettiriyor. Ben Güneş'in her söylediğinden etkileniyorum gibi oldu. Yemin ederim valla. Çok tatlı şeyler konuşuyorsun. Peki şey yapar mısın? Yani böyle Instagram, fotoğraf, cevap. Video, klip. Hayır ona daha geleceğim. Onu da soracağım sonra da. Önemser misin? Okur musun? Buna mesai tabii, harcar evet, mısın? Evet. Yani şey... Unutup da yıllardır bakmadığım şeyler de vardır. Ama güncel işlerimi genelde hep takip ederim o anlık. Duygularını nasıl, güzel mi gidiyor aslında ben? Çünkü anlamıyorsun onun içindeyken yani. Ekşi Sözlüğe mesela yazılıyor mu diye bakıyor ben hiç musun? Bakmadım. Ben eskiden çok bakardım. Hiç bakmadım ama son iki röportajımda hep Ekşi Sözlük'ten bana yorumlar okudular ve çok güzeldi yani çok. Ay ne güzel benim ama biri en de kötü. Demiş ki, ay çok özür dilerim böldüm mü? Ay bölebilirsin. Biri demiş ki bu kızı neden hiç yermemişler kesin hani. Kötü diye yermemişlerdir o zaman diye böyle hayır. Hayır canım ne alakası var. Hayır. Benim çok kötü biliyor musunuz? Çok kötü. Çok kötü. Yarıyor ya bence.
Yok be canım, ilk 10 sayfa çok kötü. Sonra güzelleşiyor. Yani şey, boşanma evren falan çok kötü. Sonra güzelleşiyor. Kabul görüyorum toplumda. Hani tek başıma. Ben size bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim, söyleyeceğim. Çok komik bence. Sizle konuştum, grupta emin değilim. Zaten şovdan sonra ilk kez işte Cüneyt Özdemir programında yanıldıktan sonra bizi bir magazin sabah programında bizi çıkartıyorlar işte. Didem Soydan'la bizim zaten şov kestiğiyle ilgili. İlk defa yıllar sonra 5 senedir verdiğim mücadele sonunda program şöyle konuşayım mı bunu? Zaten Melis İşler'in sunduğu zaten şov. Ben çünkü Uras Kalkan'ın eski eşi Melis İşler'dim ya. Zaten şov. Bütün onu kaldırdı yani. Teşekkür ederim. Aynen size teşekkür. Bu size de terfi ettim. Aynen teşekkürler. Aynen. O yüzden ondan sonra ekşi sözlük düzeldi. Peki bundan sonraki senelerle ilgili, şu andaki yolculuğunla ilgili, hayata dair seni böyle en çok kamçılayan, gaza getiren şey birileri mi, bir şey mi? Nasıl bir motivasyon alanı sağlıyorsun? Daha çok yapmam gereken şey olduğu için o büyük bir motivasyon yani. Böyle şu an kat ettiğim yol benim kafamdaki dünyaya gitmiyor, daha ulaşmaya yetmiyor hiç. O yüzden daha çok fazla öğrenmem gereken şey, yapmam gereken, başarmam gereken bir sürü şey olduğu için bunlara devam etmek, motivasyon buradan geliyor yani. Bu yoğunlukta, bu işte düzende, karanlık dünyanda ki karanlık bir kadın ve tarafın olduğuna şu an %100 eminim. Hani sen yüzümüze tükürdün bunu yani, direkt söyledin. Bu dünyada sana iyi gelen, kendine sakladığın, birileri yapmaktan zevk aldığın özel bir şeyler, bilinmeyen bir şeyin var mıdır yani? Ve hobi de olabilir, insan da olabilir. Herhangi bir zevkin bizim bilmediğimiz. Şey, köpeğimi çok seviyorum. Yani o hayatıma girdiğinden beri. Yani hayvanları genel olarak benim olmayan, benimle yaşamayan hayvanları da. Bilmiyorum, bu dünyadaki iyilikleri, saflığı, canlı böyle hani çocukları mesela böyle şeyleri gördüğüm zaman kendi içimdeki iyiyi görmemi sağlayan her şeyden yardım alıyorum o dönemlerde. Onun dışında yeni yeni böyle birazcık aslında resim yapmaya başladım. Çok yeteneksiz olduğum bir konu olduğu için onu söyleyeyim. Yapıyorum ama yapıyorum diyemiyorum. Tamam, okey. Zaman olarak. Çok iyi yapmıyorum. Ama bu ara yani gerçekten müzikten ilk defa, müzikten bile kaçtığım zamanları yaşıyorum. Normalde çünkü müzik yapmak yine. O sıkıcı cevabımı verecektim. Yani bazen müzik yapmak da artık beni o dünyaya direkt içine atıyor. O yüzden böyle bazı arkadaşlarım var ta çok eskiden, böyle 15 senelik falan. Onlarla konuşmayı seviyorum. Dünyanın başka yerlerinde de olsalar böyle görüntülü konuştuğumuzda alakasız, hani oturuyoruz, ikimiz de kendi başka bir şey yapıyoruz ama kamera açık ve kulaklıkta birbirimizi duyuyoruz. O beni rahatlatıyor. Süper, şahaneymiş. Hadi şey, Never Have I Ever oynayalım. Bu da şöyle olacak. Ben de bilmiyorum bunu. İçkimiz var. Bize, hayır. Bize söyleyecekler cümle. Ben senin için, sen benim için öyle cevap vermeye çalışacağız. Ha, yani yapmışsındır, yapmamışsındır. Okay. Çaktırıyor muyuz peki? Yok ya, konuşuruz direkt. yok şey mesela, sen yanlış cevap verdiysen yok. Söyle, sonra düzelteceğiz. Ha, evet tamam, evet okay. Aynen birbirimize. Ben hiç kafamda kurup sevgilime birkaç saati zehir etmedim. Güneş %100 yapmıştır. Ben de yaptım. O işleri yaşamışız ama o yüzden. Gerekiyor bazen. O noktaya geliyorsun bir şekilde. Hatırlıyorlar. Ben hiç sarhoşken eşe dosta yük olmadım. Yük olmak derken kastın evet nedir? Hakikaten ben hatırlamıyorum. İş olmuşum millete, evine gitmişim, öyle olmuş böyle olmuş falan. Olmuşsundur ya. Sen belki oldun mu? Olmuşumdur ben de. Olmuşumdur ya. Buna böyle olmadım dersem ayıp olur yani. Herkes olmuştur evet, gibi. Evet. Yani spesifik mesela kimsenin evinde kusmamışımdır sarhoşken mesela. Ben kusmam. Kusmakla ilgili hassas noktalarım var. Sokakta kusarım, evde kusmam ama bu böyle hani her şey. Böyle bilgi verdim size. Ben hiç bana gelen kötü yorumları ısrarla okuyup ağlamadım. Hiç ağlamamışsındır. Ben de okumuşsundur ama al gözyaşı akıtmaz gibi düşündüm ya. Yok. Aynen. Neler akıtmış be. O mu akıtacak Güneş? Ben hiç sevdiğim insanın gözlerine baka baka yalan söylemedim. Söylememişsin. Söylemem. Sana da bakayım. Ya emin olamadım ya. Hayır. Yani hayır yani şöyle öyle bir aldatma falan gibi bir yalan düşünmedim. Yani ya beyaz yalanlar üzmemek için gibi bir şey gibi. Seni seviyorum.
Buna beyaz yalan diyemezsin yine. Hey aşkım sen gaslighting her şey burada. Ben hiç birini yumruklamadım. Yumruklamışsındır. Hiç gerçekten. Yok. Sen kesin yumruklamışsındır da. Sen tekme tokat yani. Tekme tokat. Bir de kız meslek lisesiydi galiba. Aynen bildiğiniz kadarıyla. Ben de bu arada hiçbir kadın kavgası hayatımda hiç yaşamadım. Ben de kadına vurmadım hiç. İşte bu kadar. Ben hiç sevgilimin telefonunu karıştırmadım. Karıştırmışsın. Karıştırdım. Sen de karıştırdın. Hatırlamıyorum. Ama neden karıştırdım hemen açıklayayım. Yanlış anlaşılmaması. Başka programda da açıklamıştım bunu. Ben eminsem karıştırıyorum. Ha, tartışmaya girmemek için evet. Hmm. Yaptın yapmadım yaptım ya yaptın. Hani hani biliyorum eminim yani hiç şeyim yok daha yani hani kurup da karıştırma yok. Ama karıştırmak yok. O olmaz ki. Gizlice mi karıştırmak? Evet yani bir ben şey sen gizlice bir şey yapmadım. Ben böyle yapmışım varsa eminim. O karıştırana kadar 3 kere 5 kere bunu söyledim. Hayır 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 dedi. Karıştırdım açtım. Nerede hayır demiştim var. 3 kere de. Var. Hani bir de üstüne. Buyurun. O da inatla yapmaya devam etti. Çok garip biriydi. Buyurun. Bir girer misin artık? Kes şu an. Ben hiç arkadaşımın başarısını kıskanmadım. Hiç kıskanmazsın. Ben de kıskanmam. Ben hiç rap dünyasından biriyle birlikte olmadım. Sen olmuşsundur diye düşünüyorum. Olmuşsundur diye düşünüyorum. Doğrudur. Doğru. Sen olmamışsındır. Ne? Oldun mu sen? Oğlum, bir dakika bir cevap ver önce. Ben tahmin mi yürüttüm? Evet. Olmamışsındır. Oldum. Oldun mu? Kişi tamam, mi tahmin? Hayır. Hayır konuyu kapattık artık. Olmuşuz. Tamam mıyız? Olmuşuz. Ha, pardon. Özür. Ben hiç bana hizmet veren bir garsona, bir çalışana kötü davranmadım. Asla davranmamışsın. Yok sen de davranmamışsın. Davranan da varsa çık. Aa, kapat. Evet, şu abi, an kapat. Aynen kapat yayını. Aboneliğini de geri al. Ben hiç sırf birini etkilemek için onun sevdiği şeyleri böyle hobi edinmedim. Yani. Aa çok. Çok. Yapmışsındır. Ya, sen aynen, ben de yaptım. Yaptım. Ben daha içinden geçtim. Aynen, hatta kendim kimim onu bilmiyorum. Kendimi formülöde bulmuşluğum var. At yarışında bulmuşluğum var. Yani her şey bilardoya başladım. Her şey. Çok teşekkür bitmesin, ediyoruz. Bu güzel. Ha, bir cümle daha. Hadi. Doğaçlama. Bir tane daha mı? Hemen şu an yaz. Ben hiçbir date'de kusmadım. Date esnasında. Sen bizi bir kusturasın var ha. Two girl one cup. Bravo, teşekkürler. Evet. Kendini en mutlu hissettiğin an şu an. Şu an. Oraya gidiyoruz desek. Neresi orası? Kendimi en mutlu hissettiğim an. Yer. Yani sahnede olduğum her an klişe cevap olarak algılamayın cidden öyle yani. Hani bu evet ya ilk şarkımı ilk yani böyle ezbere söylendiği an. Yani şimdi tam tarih veremeyeceğim. Sahnedeydim yine yani. O zaman korkunç bir histi yani o. O kadar mutlu olmadım hiç doğal yollarla. Hayatının peki dönüm noktası diyebileceğin. Yani buradan sonra benim hayatım eskisi gibi olmadı diyeceğim şey yaşamamış da olabilirsin daha ama. Yaşadım böyle, ya. Var mı böyle bir? Yani ilk albümüm Atlantis çıkardıktan sonra. Kaç yaşındaydın o zaman? 22. İnanılmaz. 21 ya da 22 ya. 21 de oldu. İki sene önce. Oldu be. Yani müzik yaptığım an, ya müzik başladı. Yaptığım da değil, müziklerim dinlenmeye başladığı başladı. An hayatım değişti yani. O çünkü müzik yaptığım için değil, artık insanların bildiği birisi olmak bambaşka bir hayat yani artık. Sokakta aşırı tanınıyor musun? Yok, çok aşırı tanınmıyorum. Çok rahatımdır yani böyle gizleniyorum normalde de. Ama böyle tanındığım zaman şey bazen ben deymişim gibi yaptım. Ya da böyle bazı insanlar bunlar beni kesin tanıyordur gibi o gün hani böyle çok havamda değsem yolumu değiştirdiğim falan da oldu ama hiç rahatsız olacağım bir şey olmadı hiç yani. Beğendiğim bir adam var. Bir ona yürüme taktiğim fix Melis bu yürür dediğin bir taktiğin bir böyle bir şeyin var mıydı bu cümle? Ya eskiden çok bir sürü vardı da 4,5 senelik bir ilişkim yeni bittiği için hiç böyle şeyler
aklımda yok yani şu anda. Ya benim taktiğim kendim olmak ve çok açık yani konuşmak. Yani o kişiden ne kadar hoşlanıyorsam, hani böyle darlamam ama her şeyi söylerim, ona sürekli laf atarım, ortamda onu utandırırım falan böyle. Bilmiyorum. Böylece yalnız kalırmış. Yalnız diyemeyiz sana bu arada. 4 senelik bir ilişkiden çıkıp yalnızım diyemezsin yani. Yani şu evet, an anlık evet. Ama yani yalnız kalan bir kadın diye. Peki şey mi? Genelde hayatında böyle uzun ilişkiler seven tek eşli bir kadın mısındır? Evet yani şu ana kadar bütün ilişkilerim uzun sürdü. Çok ilişkim de olmadı ama yani tek eşlilik derken ya aynı anda iki kişiye aşık olmuşluğum var ama ikisinin de haberi yoktu yani bundan. Tamam, ikisiyle de sevgili değildi. Hiç eşlilik. Yani. Hiç eşlilik. Peki bir şey, anı biriktirmeyi, böyle bir şeyler saklamayı seven bir tip misin? Berbat, istifçi derecesinde. Yani böyle hatta bazı yiyecek çöpleri var, işte çikolata falan. Onun niçin o an yediğimi ve o çöpü niye sakladığımı üstüne yazıyorum. Aynen, bir tane arkadaşım vardı mesela, yakın arkadaşım. Aa, deli. Aa, bayağı deli çıktı. Aa, Delilik değil de bence. Yok yok, çok tatlı da delilik ya. Bu yani. Bunu normalleştirmeyeceğim. Çok tatlı. Çok tatlı ama yani, hani delilik yani. Ama mesela annem için böyle, annem bana yardım etmeye geliyor mesela. Ben yokken temizlik falan yapıyor. Artık mesela çöpleri ayrı bir şeyin kutunun içine koyuyor, çöp bulduğu zaman. Hani çöpleri de o da saklı. Hani ben belki onu ayırmışım. Öyle herkesin alıştığı bir özelliğimiz, kapamıyoruz. Kutularım var mı böyle yani? Kapı? Var var. Kutularım da var. Yani şey olarak da çok tutuyorum. Notlarımda da çok böyle günlük tarzı mı derler. Böyle unutmak istemediğim bir şeyi. Aynen böyle hani mesela kesin, birisi bana... Bazen çok canımı acıtacak bir şey yaptığında bunu not alıyorum çünkü ben unutuyorum. O kişiye hep öyle direkt unuturum ve o kişiyle hep aramız çok iyiymişiz gibi davranırım. Peki böyle dönüp bakıyor musun yani? Enayi gibi not alıyorum yani. Yani dönüp bakıyor musun? Kim yazınca bana insanın aklında kalıyor. Detaylarına da girip işte kodu bırakıyorsun yani. Tamam, hadi şey müziği oynayalım. Şu an Gökçe atıştım ona. Tuttu fırlattı kalbimi. Hiçbir şey duymuyorum. Aynen, çok evet iyi. Çok iyi. Ne tamam, söyledin? Duralım. Duralım. Duralım, kafam karıştı. Duralım. Ben şarkı söyleyeceğim. Ezel deyince aklıma geldi. Tamam, sen Ezel söyle. Çok iyi. Ben tamam. Hayatta o topa giremezdim. Bu beni iyi söyleyeceğim. Tamam, bekle. Başlasın. Girsin var. Ha, yokmuş mu? Bismillah. Aa, çok zor. Çok zor, evet. Çok zor. Rüyalarıma giriyor senle sevgili olmak ama sen diye yok bir şey o kadar. Ay çok zor değil mi? Aa, nakarat evet, aynen. Ben biri şarkımı söylerken konserde onunla göz göze geldiğimde yanlış söylediğinde bile kaçırırım. Gerçekten. Direkt yani. Ya da biriyle göz göze geleyim yani böyle tatlı olsun hemen gidiyor şarkı sözler. Ben final bloğumu bitirmeden burada yapsam olur mu? Masanın başına geçmeden. Sevişte evlenden önceki bölümü. Ben de burada sohbete girmem olmadı gibi ya. Kendimi halledemedim yani. Bir de ciddi bir şey soracağım. Aslında kindar olmadığını söyledin ama başına gelen bütün yolculuğunda, yani kariyer yolculuğunda, hayatında bir şeyde helalleşemeden, söylemeden, kırıldığını, hayvan gibi incindiğini, onlara söylemeden taşıdığın hikayeler ve birileri var mı ya? Bu bana yapılmazdı dediğin hikayelerin var mı? Var. Yani hep kendim düşünüyorum, kafamda tekrar ediyorum. Dostlarımla dert yanıyorum. Her yerde konuşuyorum ama gidip o insanlarla bunu hala çözemiyorum yani öyle. Yani böyle çok küçükken böyle bir de başladığım için böyle hep iletişimlerim, ilişkilerim farklı oldu böyle. Çok güçlü başlamadım yani ama şu anda daha güçlüyüm ona göre yani. Sen kalp kırar mısın hoyratça? Öyle bir var mıdır şey? Tabii fark etmeden çok kırmışımdır insanların kalbini. Özür diler misin sen? Dilerim fark ettiğim an. Böyle de erdemliyimdir. yani çok, bence çok tatlı ve değişik bir kadınsın. Gerçekten farklı bir kadınsın yani. Çok acayip, çok güzelsin o ayrı. Kafanda da bir sürü farklı farklı şey var ya. O nasıl oluyor bu kadar yaratım? Nasıl oluyor bu kadar rengarenk dünya? İşte belki biraz o karanlık taraftan dolayı da oluyor olabilir diye düşünüyorum. Hadi öldü Seviş, evlen. Yes. Biliyor musun bu oyunu? İşte. Evet, biliyorum. Tamam, bunu biliyor olman önemli.
Üç ünlü söyleyecek. Ben de bilmiyorum. Ha, İkimize de söyleyecekler. Okey. İzleyenlerimize şu anda uyarımızı yapalım. Arkadaşlar, kimseyi gerçekten öldürmüyoruz. Kimseyle gerçekten sevişmiyoruz ve kimseyle gerçekten evlenmiyoruz. Bu sadece bir oyun ve maruz kaldığımız, oynadığımız oyundan dolayı bunu yapıyoruz. Sana bu açıklamayı yaptırıyorum. Herkes. Buyurunuz. Abi bu çok ağır olmadı mı sizce de? Hayır, neler var. Umarım üçü de izlemez. Ben aşıkım. Yani bu kesinlikle kimseyle evlenmiyoruz. Kimseyle seçmiyoruz. Şıkları bir daha alabilir miyim? Uzi, Merda, Ezel. Tekrar Merda'dan. Merda. 3, 2, 1 hızlıca. Bir açıklama yapacağım mı? Yoksa var açıklama. Aynen. Uzi arkadaşım yani, kardeşim sayılır. O yüzden öldürürüm. Aynen. Ezel'le, Merda'yla evlenirim. Çocuk babası olduğu için öyle bir sempatik, o kadar. Aynen. Ben de yani öldürmek zorunda kaldığım gibi bir yerden Merda'yı öldürürüm. Ben Ezel'le bir ömür. Çok güzel görünüyor ben yani. Ben sen kendisi. Evleneceğin için. Çok teşekkür ederim. İşte bu kadar. Muazzam bir anlaşma. Üçü de hiç tipim değil. Benim de değil. Asla. Ama de bir şey yapacağız. Şimdi... Bakalım. Bir, iki, üç. Yani bir tek ben Weekend'i öldürdüm. Ama Kanye konusunda biri. Aynı fikirde olmamız. Evet, kesinlikle. Aynen, ben de aynı fikirdim. Buyurun. Bununla ilgili bir açıklama var. Umuz yok, teşekkürler. Neden Kanye? Neden evlenir miyiz? Evet. Ne sevişirim, ne öldürürüm. Yani daha safe bir alan gibi geldi yani. Evlilik tercihi. Aynen. Aynen. Evlilikte çocuklarımız bir şekilde hallederiz yani. Aynen. Bu da babanız. Bana bu soru geldi bu arada arkadaş ortamında ciddiydi. Bu içinden biriyle ilgili. Buyurunuz. Ben Selin Hanım'ı tanımıyorum. Kusura çok özür dilerim tanımadığım için. Bu benim hatam. Elizade ile gerçekten muazzam bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Birle de böyle sanki hallederiz gibi düşündüm. Z ile evlilik zor olur diye düşündüm ben. Bu cevaba da çok sinirlenir diye düşünüyorum. Ama çok oldukça dürüst seçtim. Elizade ile evlenmek mecbur kaldım yani. O zaman kendimiz öldürmek istediğimiz gerçekten öldürmek. Sen bir gerçekten söyle. Sevişmek hayır, ve hayır, gerçekten hayır, 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 böyle şey yok. Hayır, hayır. Şey yapalım. Sen bir üçlü söyle. İkimiz de oynayalım. Ben bir üçlü söyleyeyim, tamam. Okey, Türk söylüyorum. Tamam. Kadın erkek karma mı söyleyeyim? Full kadın ya da full erkek. Full kadın ya da full erkek söyle. Tamam, full kadın söylüyorum. Tamam. Gülben Ergen. Evet. Seda Sayan, evet. Ebru Gündeş. Tanıdığım 3 tane kadın ünlüyle sayılır. Fantezi. Güneş aslında bir test duymuş. Üçüncü neydi? Kim Seda ya? Sayan, Ebru Gündeş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İki sarışının aklı. Aynen. Aynı şeyi düşünmüşüz. Güzel. Aynen. Çok evet. Özür dileyerek kesinlikle. Yani böyledir gibi düşünüyorum. Ben söylüyorum. Aa bu çok zor ya. Sen dedin be kadın rap'e dön diye. Evet. Rap'e dön dedim. Söylediği her şeyden daha kötüydü. Oh be. Alacağımızı aldı programdan be. Oh. Yok tef of. Ya bunu var ya hiç yani. Bakayım ben de hiç memnun hiç değilim. Ay ben de değilim ama bu olur da buydu yani. Bu üçlü de olur buydu. Güneş konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz. Bize abone olmayı unutmayın. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Şahane bir bölümde. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Çok eğlendim. Maşallah. Çok güzel. Son düzgün. Şarkaladım. Rap'e dönemde çok güzeldi ya. Şunu da böyle bırakmayacağım tabii ki de. Çok güzel. Siliyorum, bırakmamak. Aslında.